Şimdi tanımlamasını yapmış. Herhangi bir sayı yazılacak. Mesela bir tane sayı yazıyor. Diyelim ki işte 2, 3, 1 olsun. 231 olsun. Şimdi biz şöyle değerlendirmeliyiz. Sayı otobiyografik mi değil mi? Şuna bakacağız. En baştaki sayı 0 adedini veriyor. Öyle demiş. Sol baştaki birinci sayı 0 rakamının kaç kez kullanıldığını. Yani 2 kez 0 geçmeli sayımızın içinde. 2 kez 0 geçmiyor. Demek ki bu otobiyografik bir sayı değil. Aynı zamanda 3 tane 1, bir tane de 2 geçiyor olmalı. Bu şekilde değerlendireceğiz. Şimdi otobiyografik sayı yazmaya çalışalım. Mümkün olduğunca küçük yazacağız. Mesela şöyle yazsak sayıyı. Mesela 1 diye yazsak. Şimdi bu en başa yazdığımız sayı 0 adedini veriyor. Kaç tane 0 olması lazım? Bir tane 0 olması lazım. 0 adedi. 0 yok. O zaman biz sayımızın içine 0'ı koymak zorundayız. Eğer şöyle koysak. Şöyle yazsak mesela. Bu da 0 da 1 adedini verecek. 1 adedi. Şimdi biz buradan şunu anlıyoruz. Bir tane 0 olmalı. Var ya, evet, bir tane 0. Buraya 0'ı koyunca şunu anlıyoruz. 1 adedi kaç tane olacak? 0 tane 1. Halbuki biz bir tane 1 koyduk. Bu olmamış oldu yani. Bu doğru değil yani bu yazılış. Şu 0 adedini veriyor. 1 tane 0 var. 1 tane 0. Yani şöyle yazalım. 1 tane 0. Bu da 0 tane 1 olmasını gerektiriyor ama 0 tane 1 yok. 1 tane 1 var. Bu yanlış o zaman. Bu olmuyor. Bu şekilde ele alamayız. Başka deneyelim. Bu olmadı yani. Bu şekilde deneyeceğiz. Şimdi şöyle yazsak. İşte bir tane 0 kullanalım. Şimdi bir tane kullandık. İkinci satıra 1 adedini yazacağız buraya. Eğer biz buraya 1 yazarsak, buraya 1'i yazarsam 1'in yanına şunu yazayım. Bir tane şu 0 demek. Evet, şu bir tane 0, bu da bir tane 1 demek. Halbuki 2 tane yazdık biz 1'i. Bu yanlış olmuş oldu. Demek ki bu 1'i yazmayacağız buraya. Kaldırıyorum 1'i. Ne yazabiliriz? 2 yazabiliriz. 1 yazamıyorsak. Diyelim ki 2'yi yazmış olalım. Bunu da şöyle anlayacağız. 2 tane 1 olmalı. Şimdi 1'in 1'ini kullandık buraya. 1'i burada. O zaman demek ki bir tane 1 daha kullanmalıyız en az. Şuraya yazacağımız şey ne sayısını veriyor? 2 sayısını veriyor. Yani buraya ne yazarsak işte o kadar tane. Şöyle tane 2 demek. Kaç tane 2 var? Bir tane. Buraya da 1'i yazsak. Şuraya 1'i yazarsak. Bir tane. Şunu biraz aşağı yazayım. Çok yukarı gittim. Şöyle sıfıra da geleceğiz. Şöyle en baştan alıyorum. 1. Bu bir tane 0. Şimdi yanına biz 2'yi yazmıştık. Bu iki tane 1'i temsil ediyor. Şimdi biz bunun yanına 1 yazarsak bu şu demek olacak. Bir tane 2 işte şu 2 tane 1 var. Bir tane de 2 var. Eksik olan şey sıfırımız. Sıfırımızı da şuraya yazarsak ya da 0 yazarsak bu ne manaya gelecek? Bu da 0 tane 3. Bir sonraki sayımız 3. Bakalım. Şimdi 1 tane 0. Evet, burada. 2 tane 1 işte buralarda. 1 tane 2 işte burada. 0 tane 3. 3 yok. Evet, bu da doğru. O zaman bizim sayımız 1210 olabilir. Bu otobiyografik bir sayı olur. Tabii küçük, daha büyüklerini yazabiliriz. Rakamları toplama 1 artı 2 artı 1 artı 0'dan sonucumuz 4 olacak. Evet, 4 olabilir. Tabii en az, daha çok da olabilir.